Usta TV kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda iki devreli avizelerin uçlarının nasıl tespit edileceğini ve nasıl bağlanacağını göstereceğim. Önce iki devreli avizenin ne olduğunu söyleyeyim. İki devreli avize, ikili komitatör anahtar devresine bağlanan veya ikili komitatör anahtar tesisatına bağlanan ikili anahtarla farklı bölgeleri kontrol edilen avizelerdir. Dörtlü avize üzerinden örnek verecek olursam, bir düğmeye basıldığı zaman, anahtarın bir düğmesine basıldığı zaman iki lambası çalışan, diğer düğmeye basıldığında da diğer iki lambası çalışan avizelerdir. Beşli avizelerde ise 3 lambayla 2 lamba birlikte çalışır. Altılı avizelerde de 3-3 ayrılmıştır. Evet, iki devreli avizeler bu şekilde çalışıyor. Peki bir avizenin iki devreli olup olmadığını nasıl anlayacağız? Buradaki kablolara bakacağız. 3 tane kablosu varsa, böyle 3 telli ise %90 iki devreli avizedir. Niye %90 diyorum? Çünkü CE standardı olan avizelerde topraklama şartı vardır. Bizim ülkemizde lambalarda topraklama yok. Avizelerde topraklama şartı da yok. Türkiye'de üretilmişse zaten avize, 3 tane de böyle uç varsa iki devreli avizedir. Peki biz bunun bu üçüncü ucun topraklama mı yoksa lamba devresi mi olduğunu nasıl anlayacağız? Tabii ki ölçü aletiyle anlayacağız. Şimdi nasıl yapıldığını göstereceğim. Uçları ölçü aletiyle tespit edeceğim için bunu da size rahatça gösterebilmek için şu camları sökeceğim hemen. Evet, aldığımız avize yeni bir avize ise CE standartlarında topraklama varsa, yani bu kablo topraklamaya bağlıysa zaten üzerinde topraklama işareti vardır. Üzerinde bir etiket vardır. Topraklama olduğunu anlarsınız. Ama kullanılmış bir avize ise üzerinde etiket yoksa ölçü aletiyle tespit etmemiz gerekiyor. Ovametre ile veya multimetre ile ölçü aletimizi kısa devre ölçme moduna alıyoruz. Uçları birbirine değdirdiğimizde sinyal sesini duyuyoruz. Topraklama renginde, yani sarı yeşil kabloyu, topraklama renginde olan kabloyu ölçü aletinin bir ucuna bağlıyoruz. Diğer ucunu da, ölçü aletinin diğer ucunu da avizenin metal aksamlarına dokunduruyoruz. Eğer bu topraklama olsaydı bu sesi verecekti. Demek ki topraklama değil. Eğer bu uç topraklama değilse bunun nötr olma ihtimali de var. Anahtar devresi, lamba devresi olma ihtimali de var. Şimdi onları tespit edelim. İki devreli avizelerde bir tane nötr vardır. Ortak uç olan nötrdür. İki tane de lamba devresi vardır. Ortak ucu bulmamız gerekiyor bizim. Yani nötrü bulmamız gerekiyor. Daha doğrusu tavandaki nötre bağlayacağımız ortak ucu bulmamız gerekiyor. Ortak ucu da ölçü aletiyle bulmamız gerekiyor. Ortak uç, yani nötre bağlanan uç, her duyda bir uca bağlıdır. Bir metale bağlıdır. Şöyle yakından göstermeye çalışayım. Duyun içinde iki tane metal vardır. Bir ortada, bir kenarda. İkisinden birine bağlı olabilir. Yani bu fark ediyor. Ortadakine de bağlanmış olabilir, kenardakine de. Ölçü aletiyle kontrol ederken ikisine de tek tek değdirmeniz gerekiyor. Önce ölçü aletinin bir ucunu uçların herhangi birisine bağlıyorum. Sonra avizedeki duyuların içine tek tek değdiriyorum. Bakın burada tepki verdi. Bunda hiçbir tepki vermedi. Bütün uçlara bakıyorum. Bunda tepki verdi. Bütün uçlarda tepki vermediyse demek ki bu ortak uç değil. Bunu geçiyorum. Diğer uca bakıyorum, maviye. Bunda tepki verdi. Sinyal verdi yani. Bunda da sinyal verdi. Burada da sinyal verdi. Burada da sinyal verdi. Demek ki bu avizenin ortak ucu bu. Sarı yeşil de olabilirdi. Birçok avizede sarı yeşil oluyor. Bunu da mavi yapmışlar. Bu ortak uç
Diğer iki tane uç da lamba devresidir. Bunu tespit ettikten sonra tavandaki lambanın uçlarının nasıl tespit edileceğini göstereceğim. Evet, şimdi geçelim tavandaki lamba uçlarının tespit edilmesine. Evet, renk kodlaması doğru yapılmış bir tesisatta ortak ucu yani nötrü bulmak kolay. Ama yine de fazla güvenmemek lazım. Kontrol kalemiyle kontrol etmekte fayda var. Zaten renkler karışık çekilmişse, renk kodlaması doğru yapılmamışsa veya renklerin, kablo renklerinin hepsi aynı da olabilir. Üçü farklı renklerde de olabilir. Bu doğru kodlanmış, doğru çekilmiş bir elektrik tesisatı. Burada nötr belli zaten mavi kablo. Ama yine de kontrol etmekte fayda var. Önce kontrol kalemiyle bakıyorum. Üçünde de faz yok. Bir de yine unutmadan söylemek istediğim, eklemek istediğim bir şey var. Kablolar, kablo renk kodları doğru yapılmış olabilir ama bu hat bağlanırken hatalı bağlanmış olabilir. Yani anahtara faz yerine nötr bağlanmış olabilir. Lamba çalışır ama anahtar kapatıldığı zaman burada yine faz olacaktır. Önemli olan burada bizim farklı ucu bulmamızdır. Yani 3 tane ucun birinden farklı olanı bulmamızdır. Şimdi anahtarı açıyorum. Evet, anahtarı açtım. Kontrol kalemiyle bakıyorum. Bunda faz var. Diğerine bakıyorum. Bunda da faz var. Kamerada görünmeyebilir. Yine de şöyle yapayım, belki kamerada görülebilir, görülsün diye. Diğer uca bakıyorum. Üçüncü uca. Bunda faz yok. Demek ki ortak ucumuz bu. Peki ters bağlanmış olsaydı nasıl olacaktı? Bu ikisinde olmayacaktı. Şu birisinde olacaktı faz. Ters bağlanmış olan sistemlerde ortak ucu bu şekilde bulacaktık. Dediğim gibi önemli olan burada farklı ucu bulmaktır. Renklerin hepsi aynı olsa da farklı olan ucu bulmaktır. Amaç bu. Buradaki farklı olan ucu bulup avizedeki farklı olan uca bağlamaktır. Yani farklı olan uç dediğimiz ortak uç. Şimdi avizenin bağlantısını yapayım. Avizenizin bağlantısını yaparken mutlaka elektriği kesmenizi tavsiye ediyorum. Önemli olan can güvenliğinizdir her şeyden önce. Evet, avizeyi taktım yerine. Enerjiyi de kestim. Burada klemez kullanmamız gerekiyor. Normalde mutlaka klemez kullanın derim. Ama diyelim ki klemensiniz yok. Şehir dışındasınız, uzaktasınız. Bağlantıyı da yapmanız gerekiyor. Bağlantıyı nasıl yapacağınızı göstereceğim. Bu ince telli avize kablosunu sert kablonun üzerine sarıyorum. Yani tesisattan gelen lamba ucunun kablosuna sarıyorum. İyice sıkı sardıktan sonra bu sert kabloyu, yani NYA kablo dediğimiz kabloyu katlıyorum. Penseyle sıkıştırıyorum. Yeni avizeler, yani yeni ampuller, artık tasarruf ampuller, LED ampuller olduğu için zaten fazla akım çekmiyor. Ama yine de sağlam bir bağlantı yapmamızda fayda var. Kabloyu üzerine sardıktan sonra pensenin ucuyla katlıyorum. Katladıktan sonra da iyice sıkıştırıyorum. Evet, nötr kablosu. Bağlantıyı yaptıktan sonra klemens olmadığı için güzelce bir bant sarıyoruz. Sıkı bir şekilde. 4-5 kat bant sarmakta fayda var. Şöyle tekrar göstereyim diğer kablolarda da. Güzelce bant sarıyoruz. Elimizle de bantı tekrar sıkıştırıyoruz. Şöyle. Avizenin kapağını kapatırken, rozans kapağı bunun ismi. Rozans kapağını kapatırken, kapatmadan önce kabloları şöyle düzenli bir şekilde sarabiliriz. Sonra rozans kapağını kapatabiliriz.
Şu anda bağlantımız tamam. Şimdi avizeyi çalıştıracağım, kontrollerimizi yapacağız. Evet, avizenin bağlantısını bitirdik. Şimdi kontrolünü yapıyoruz. Doğru bağlanmış iki devreli bir avize tek tek düğmelere basıldığında farklı iki devresinin de çalışması gerekiyor. Şimdi diğer devresini çalıştırıyorum. Şimdi ikisini birden çalıştıralım. Evet. Şimdi diğer devreyi tekrar açalım. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza destek olmak için ve videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.